Kıymetli dostlar, biraz hafif gülümseyelim ama hafif ne duruma düştüklerinin, bir ülkenin iktidarı, bir ülkenin hükümeti. Bakın öyle derin sorunlarla karşı karşıyayız ki. Üç haneli enflasyon, itibarsız dış politika, güvenlik sorunları içerisinde boğuşurken, şehitlerimizin haberlerini alıp içimiz yanarken uğraştıkları işlere bir göz atalım. Gördünüz değil mi bu İETT ile ilgili araç arızalı, kumpası nasıl onları çukura soktu? O çukurdan çıkamayacaklar. Bakın bu olay onları o çukurdan çıkarmayacaktı. Tabii çok çukurları var, onu da söyleyeyim yani. Aramaya kalksak onları, çukurları gezmeye kalksak beş yıl yetmez bize. Şimdi, Kavacık Alman Üniversitesi hattında çalışması gereken özel halk otobüsü İETT'ye araç, araç arızalı bilgisi veriliyor ve bu İETT aracı ta Eyüp Sultan'da bulunuyor. 15 bin lira resmi ödeme yapıyorlar araca reklam filmi çekmek için. Ne için? Ekrem İmamoğlu'nu küçük küçük düşürecekler aklı sıra. Sahte bir reklam filmi çekecekler görüntüleri gördünüz, konuşmaları duydunuz. Yapan belli, yaptıran belli. Parti ismiyle bunu yapıyorlar. Oyuncu kadrosu, çekim kadrosu. Yani bakıyorum ben anlamam film çektirmekten. Yani filmle benim işim yok. Benim hayatım gerçeklerle bakıyorum. Duman efektleri açıkçası benim bu konuda uzman arkadaşlarım dört dörtlük hazırlık diyorlar. Arkada otobüsü itecek adamlar hazırlanmış. Hafiften dumanlar çıkıyor. Çekim ekibi aynı zamanda resmi izinli. Hem de öyle adı sana da belli onu söyleyeyim. Hem de nasıl bir izin biliyor musunuz? İstanbul genelinde çok yetkili bir izin. Valilikten alınmış bu izin. Ve çok geniş yetki verilmiş. Öyle geniş yetki de kolay kolay verilmez onu söyleyeyim. Bu kadar geniş kapsamlı izinleri almak önemlidir yani. Onun da altını çizelim bu arada. Tabi adres belli olunca biraz boyunlar kıldan ince oluyor ve bunu bir çekim sahası haline getiriyor. Ama sizin bir hesabınız var ise Yaradan'ın da bir hesabı var kardeşim. Yaradan'ın da bir hesabı var. Patladınız. Pat diye patladınız. Zaten sizin işiniz bu kadar bak pat. Bu kadar. Bu kadar ya. Yani. Bu kadar alçaldınız. Ben hep yani bu tür durumlarda aile terbiyem gereği sadece söylüyorum. Allah sizi ıslah etsin. Allah sizin bu kötü emellerinizden bu milleti korusun. Sizi Allah'a havale ediyorum. Hukuki haklarımızı her konuda aradığımız gibi aramaya devam edeceğiz onu söyleyeyim. Tabii şunu söyleyeyim. İETT bünyesinde biz bütünlükçü bir çalışma için İstanbul'luya eşit ve değerli hizmet vermek için her birini standart bir hizmet bireyi haline getirmek için İETT'nin otobüslerini tek renge getirmiş olabiliriz. Beni eleştirdiler. Hayır, ben öyle bakmıyorum. Benim esnafım da bana hizmet eden esnaf da kurumumun bir otobüsü kadar çalışanı kadar özenli ve itibarlı bir hizmet vermek durumundadır diyerek o alanda bulunan işte eflatun rengi işlettirmecileri ya da geçmişteki rengiyle özel halk otobüslerini tek renge boyattırmış olabilirim. Ama şunu söyleyeyim. Evet bu tür birkaç hain çıkabilir. Burada sesleniyorum. İETT bünyesinde çalışan işlettirmecilere, halk otobüsçülerine hepsine sesleniyorum. Sizler ahlaklı, namuslu evine ekmek götürmek için İstanbulluya hizmet eden kişilersiniz. Paranızı emeğinizle kazanıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Ben binlerce, on binlerce samimi ve fakir yol arkadaşımıza hizmetlerimizi, kendimizi, başta ben kendimi ve bütün İstanbul halkını emanet ediyorum. Sizler asla ve asla bu tür ihanetlere müsaade etmeyeceksiniz. İhanet edenleri bize ilk siz ihbar edeceksiniz. Onları bulacağız, gereken cezayı keseceğiz, onların haklarını men edeceğiz ve onları layık olmadıkları İstanbul halkına hizmetten yaşam boyu uzaklaştıracağız. O bakımdan çalışkan, emeğinin peşinde koşan mert çalışanlarımıza çok dikkatli olmaya ve kumpaslara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Ve onları bu göreve çağırıyorum. Bakın ne dedik başından beri? Evet biz İstanbul'un muhafızıyız kardeşim. Muhafızı. Ben değil sadece 16 milyon İstanbullu bu şehrin muhafızı. İstanbul'a bu kadim memanete muhafızlık yapmak sadece bu şehrin doğasına, canlısına, mimarisine, mirasına, insanına korumakla sınırlı değil. Aynı zamanda bu şehrin muhafızı olmak, bu şehrin hakkına, hukukuna kastetmeye karşı dayanıklı ve donanımlı olmayı gerektirir. Dolayısıyla asla uyumayacağız, asla boş vermeyeceğiz. Ben 16 milyon insanımızı da bu güçlü muhafızlık karakterine, güçlü ittifak karakterine ve İstanbul'un kayıtsız şartsız gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Birileri kendilerini muktedir görebilirler. İstanbulludan güçlü ve muktedir kimse yok kardeşim bu şehirde. Onun için bunu onlara üçüncü kez kanıtlayacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. 16 milyon insanımızı önemsemiyorlar ve önemsemedikleri için de Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı onlardan tek ses duyacağız. Yandım Allah diyecekler. Yandım Allah diyecekler.